Herkese merhaba. Tarihin Dipnotları programına hoş geldiniz. Evet, bu programımızda da tarihin bazı vakalarına, olaylarına ve kişilerine bakacağız. Onların hakkında eksik olan bilgilerimize ışık tutmaya çalışacağız. Ve tabii ki bu konularla ilgili kendi fikirlerimizi de burada ekranlarımızda paylaşacağız. Tabii ki kiminle? Arkadaşım Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldin Mark. Hoş bulduk. Evet, bugün aslında bir seriye, seri programa giriyoruz. Kilise babalarını inceleyeceğiz. Ve tabii ki aslında bu bir programdan olacak bir şey değil ama birkaç program önümüzde kilise babaları konusunu işleyeceğiz. Evet. Bugünkü kilise babası pek çok kişi tarafından bilinen, hem Batı Kilisesi hem Doğu Kilisesi tarafından büyük saygı gören aslında altın ağızlı Yuhanna, Türkçedeki tabiriyle Ioannis Chrysostom. Evet. Tabii ki ilk önce bu kilise babasının hayatına bakacağız. Neler yapmış, neden bu kadar önemli, ama ondan öncesinde kilise babaları ne demek? Ya kilisenin bu baba kavramı nereden kaynaklanıyor, nereden geliyor? İlk önce bir bunlara bakalım. Ondan sonra istersen altın ağızlı Yuhanna'yı da burada konuşalım. Elbette bu çok önemli bir kavramdır ve özellikle izleyicilerimiz eğer Hristiyan tarihiyle pek bilgileri yoksa biraz açmamız gereken bir kavram açıkçası. Tabii baba dediğimizde fiziksel bir babadan bahsetmiyoruz. Evet. Yani bu kişiler manevi olarak kilisenin babaları. Çünkü neden? Özellikle sapkın öğretişlere karşı İncil'in mesajını korumuşlardır, müjdenin mesajını. Ve aynı zamanda Hristiyan ilahiyatına büyük katkılar da bulunmuşlardır. Kilise babalarının içerisinde aslında değişik dönemler var. İlk dönem havarisel babalar veya apostolik babalar diyebileceğimiz kişiler. Bunlar 12 havarinin öğrencileri. Yani nasıl havariler İsa'nın öğrencisi olduysa, bu apostolik veya havarisel babalar dediğimiz kişiler bizzat 12 havarinin öğrencileri olmuşlar. Mesela hemen benim aklıma gelen, izleyicilerimiz de belki bilenler hemen söyleyeceklerdir. Yuhanna'nın, havari Yuhanna'nın öğrencisi İzmirli Polikarp. Evet. Mesela bir kilise bir babasıdır. Evet, evet. Hatta kilise babasından daha üstün havarisel baba. Havarisel babadır. Evet. O bir örnektir mesela. Denizli'de, Hierapolis'te Papias bir başka örnektir. Ondan sonra efendim Roma'daki Clement gene benzer bir örnek. Antakya'da Ignatius gene bir örnektir. Bunların hepsi değişik yazılar yazmışlardır. Mesela Clement'in Korint Kilisesi'ne yazdığı mektuplar var. Keza aynı şekilde Ignatius'un mektupları var, kiliselere yazdığı. Elbette bunlar İncil sayılmıyor. Yani bunlar tarihsel açıdan önemli mektuplar. Fakat ilham olarak sayılmıyor. Hani İncil'deki mektuplar gibi. Fakat tarihsel açıdan önemli mektuplar. Özellikle çünkü, o dönemdeki kiliselerde ne oldu, ne bitti konusunda. Tabii, çünkü bu kişiler, sözünü de kesiyorum, yani bu kişiler özellikle birinci ağızdan. Evet. Bütün öğretiyi duyuyorlar. Evet. İsa Mesih'in hayatından ilgili detayları duyuyorlar ve aktarıyorlar. Evet. Çok fazla kesin bir bilgi yok ama Clement, zannedersem Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta da adı geçen Clement olsa gerek. Öyle bir düşünce var. Bir rivayet var. Ki olabilir de aslında. Clement büyük ihtimalle dediğin o dönemde belki Petrus'tan, Pavlus'tan etkilenen Clement. Ignatius da Antakya'nın 3. episkoposu, 1. episkoposu Petrus olarak kabul ediliyor. Papias'la Polikarp bizzat Yuhanna'nın kendi öğrencileri. Zaten Yuhanna'yla büyümüşler bir nevi. Çok genç yaşta onunla tanışmışlar. Ki bayağı ilginç bir veri bu. Aslında en belirgin Yuhanna'nın öğrencileri daha belirgin olarak biliniyor. Yani bu konuda bir netlik var. Ve her ikisinin de çok ilginç hikayeleri var. Mesela Hierapolisli Papias, ilk Hristiyanlıkta yorum kitabını yazmış olan kişidir.
ilk İncil yorumu Papias'ın yazdığı yorum kitabıdır. O kitaptan geriye kalan pek bir şey yok. 7 küçük nusa kalmıştır. Onun dışında pek bir şey bilmiyoruz. Eusebius, kilise tarihçisi Eusebius'un yazdığı tek tük şeyler dışında pek bir şey bilmiyoruz o yorum kitabından ama ilginç bir veri. Ve tabii ki bu havarisel babalar dönemi, evet. Daha sonra kilise babaları, evet. Yani yine takip eden öğrenciler aslında. Aynen, yani havarisel babalar bir nevi iki havarilerden sonraki İlk nesil. Ondan sonraki nesil ise bu kilise babaları dediğimiz nesildir. Mesela Ireneus, Lyonlu Ireneus, Polikarp ve Papias'ın öğrencisidir. Onlardan çok etkilenmiştir mesela ve ondan sonra diğer akibetinde diğer kilise babaları gelmektedir. Mesela Kuzey Afrika'da Tertullian gibi Augustinus gibi. Kolay gitsin. Ve tabii hepsini şimdi saymayacağım çünkü çok isim var. Fakat bir fikir almamız açısıyla böyle bir şey oldu. Sonraki süreçte hani bu ilk kuşak kilise babalarından sonra hani çöl babaları falan diyoruz. Hani onlar herhalde birazcık daha manastır zamanlarına denk gelen babalar olsa gerek. Çöl babaları 3. yüzyılda çıkmıştır. İlk çöl babası Aziz Antonius'tur. Mısırlı Antonius. Varını yoğunu satıyor. Ondan sonra bir keşiş oluyor. Aslında bir nevi bunlar çilecidir. Çünkü bütün fiziksel zevklerden, fiziksel dünyadan kendilerini arıtmışlardır, arındırmışlardır ve çöldeki dua hayatına adanmışlardır. Bazıları kutsal kitabı ezberlemeye adamıştır. İlginç olan bir veri hep aklıma takılıyor. Nasıl İsa vaftiz olduktan sonra ilginçtir ki kutsal ruh onu çöle yönlendiriyor. Ve orada en büyük denenmelerden geçiyor. Şeytan onu deniyor. Aynı şekilde bir nevi kutsal ruh bu kişileri çöle çağırmıştır. Ve orada nefsleriyle mücadele etmeye başlıyorlar. En büyük denenmelerden geçiyorlar. Ve bu keşişlerden ilk manastırlar ortaya çıkıyor. Manastır kavramı aslında çöl babaları sağ olsun. İşte bahsettiğimiz Aziz Antonius, onun öğrencisi Pacomius vesaire bunlardan ortaya çıkmıştır mesela. Yani ben burada aslında bir dipnotla düşmek istiyorum. Çünkü önemli bir konu. Kilise babaları çünkü birçok mektup yazdı. Evet. Kiliselere karşı, öğretiyle ilgili. Ve bunlar ilk dönem kilise babaları. Direkt birinci ağızdan olayları duyan ya da havarilerin öğrencilerinden, o ilk havarisel babalardan olayları duyan ve öğretileri buna göre şekillendiren, inanç savunması yapan. Evet. Kilise babaları. İlk inanç savunması apologist Justinianus Martyrus olarak tanınıyor. Şehit Justinianus Roma İmparatorluğuna kadar geliyor ve orada kendi inancını savunuyor. İlk apologist veya inanç savunmacısı kendisidir mesela. Ve dolayısıyla biz bu bugünkü hani Türkiye'deki kilise olarak birçoğunluğu Türkiye'de doğmuş. Evet. Yani bugün baktığınız zaman Sinop, Kayseri, işte efendime söyleyeyim İzmir, İstanbul şu bu falan hep bizim ülkemizdeki topraklarda doğmuş. Aslında bunlar da bizim değerlerimizdir. Yani bu toprağın insanı ve değerleridir bunlar. Yani, hatta Anadolu'daki kilise babaları için ayrı bir tabir de var. Kapadokya babaları deniliyor. İşte bunlar Büyük Bazil mesela. Veya Nazianzoslu Gregorius, Nisalı Gregorius, bazıları Chrysostomus'a ki birazdan bahsedeceğiz, onu da Kapadokya babaları arasında sayıyorlar. Çünkü birkaç sene boyunca bir keşiş dönemi yaşadı büyük ihtimalle Kapadokya'da. Onun için demek ki gerçekten bu topraklar kilise tarihi açısından, havarisel ve kilise babaları açısından fevkalade önemli bir toprak. Şimdi biz hep şeylerden bahsediyoruz hani. Kitap bazen programlarımızda seyircilerimiz takip ediyorlardır. Evet. Kitap isimleri veriyoruz. Diyoruz ki aman şu kaynakla ilgili belki süremiz yeterli olmayabilir ama siz şuradan bilgiyi alabilirsiniz, şu kaynağı kullanabilirsiniz diye. Evet.
Ama şöyle bir olay var. Kilise babalarının yazılarını içeren günümüz kilisesinde Türkçe olarak kaynak yetersiz. Çok az kaynak var. Aslında bir tane Katolik kilisesinin ön ayak olduğu bir özet bir kilise babalarının yazılarını içeren bir kitap var. Ama onun dışında kilise babalarının tamamının yazılarını içeren kaynaklar yok. Bildiğim kadarıyla en son bir yurt dışındaki bir sitede gördüm. Yabancı bir sitede. Bilmem kaç cilt kilise babalarının sadece yazıları. Bence Türk kilisesinin ya da Türkiye'deki kilisenin Türkçe konuşan Hristiyanlar için bence en büyük hizmeti bu kilise babalarının yazılarını alıp çevirmek ve evet. Aynı şekilde yurt dışına nasılsa 10 cilt mi 20 cilt mi artık neyse onları o şekilde Hristiyanlara hediye etmektir. Aynen. Yani en azından onların okuyabileceği erişime sağlayabilmektir ki böylelikle en azından geçmiş kuşaklardan gelen mirası geleceğe aktarmakta daha evet. Kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yani evet, dediğin gibi pek fazla maalesef Türkçe'de kaynak yok. Aklıma gelen bir başka kitap Aziz Atiyan'ın yazdığı. Doğu Hristiyanlığı hakkında bu kitap Türkçe'ye çevrilmiştir. Hı-hı. Birkaç orada kilise babası, çöl babasının hikayeleri geçiyor. Onu bugün programımızda getirmedik ama belki bir sonraki programda eğer belki, kitabı bulabilirsem onu belki tanıtabiliriz. Belki yayın evinde söyleyerek aslında belki taratabilirler, evet. Şey yapabilirler. Aziz Atiyan'ın kitabını evet. Şey yapabilirler. Evet, Doğu Kilisesi Tarihi. Doğu Kilisesi Tarihi yazarı Kıpti bir profesör. Kendisi Amerika'da öğretiyor. Aziz Atiya. Gerçekten çok iyi bir kaynak bu konular için. Ve tabii ki aslında kilise babaları konusunda az buçuk bir fikir sahibi olduk. Evet. Çünkü bunlar kiliseleri yönlendiren akil kilise insanları. Evet. Ve bu programımızda da az önce de başında belirttiğimiz gibi altın ağızlı Yuhanna'yı evet. Aslında konu alacağız. Kimdir? Önemi nedir? Birazcık istiyorsan o noktadan hareket edelim. Evet. Şimdi Ioannis Chrysostomos diğer adıyla, Türkçesiyle altın ağızlı Yuhanna Antakyalı'dır. Babası Grek'tir, annesi büyük ihtimalle Suriyelidir. Neticesinde babası Chrysostomos genç yaştayken vefat ediyor. Kendisi bir Roma ordusunda memurdu. Dolayısıyla Chrysostomos babasını hiç tanımıyor, öyle diyebiliriz. 19 yaşlarına geldi mi iman ediyor ve vaftiz oluyor. 18 yaşında vaftiz oluyor. 18-19 yani. Yaşları civarı. Ve ondan sonra Libanus altında pagan bir öğretmene, öğretmen altında öğrenci oluyor. Bu öğrenim almasının sebebi bu öğretmen ona konuşmayı öğretiyor. Yani retorik dediğimiz söz sanatı. Olay, söz sanatı ki o dönemde çok önemlidir. Dolayısıyla Libanus altında bu söz sanatını geliştiriyor. Belki de vaiz olma konusunda ilk adımını böyle atmış oluyor. Hatta Yuhannis. Antik çağda bu retoriğe çok önem veriliyor. Aristoteles'in evet. De retorik diye bir kitabı vardır söz evet. Sanatı üzerine. Evet. Yani şöyle demek lazım. Bugün mesela öğrenciler üniversiteye geçerken sürekli işte mühendisliğe veya tıpa veya böyle konulara girmek istiyorlar veya çalışıyorlar bunlara girmek için. O dönemde retorik belki de bir söz sanatı gibi. Bir bölüm gibi ama en prestijli bölümlerden öyle diyelim. Ve belki de bu zamanda hani retoriğe ihtiyaç duyulmuyor belki ama evet. Aslında retoriğin de günümüzde halen geçerliliği var. Bence birazcık da üniversiteler buna eğilebilirler tekrardan. Konuşma sanatı. Tabii konuşma sanatı üzerine bayağı eğilebilirler. Ve daha sonra herhalde mağarada bir inzivaya çekiliyor. Evet, Libanus'tan ayrılıyor. Libanus çok üzülüyor. Diyor ki en iyi öğrencimi Hristiyanlığa kaptım diyor. Kaptırdım. Dolayısıyla üzülüyor. Kendisi dediğin gibi bir mağaraya çekiliyor, bir keşiş oluyor. Bir 2-3 sene boyunca ve
işte durmadan oruç tutuyor, dua ediyor, kutsal kitabı ezberliyor. Hatta o derecede kendini oruçlara veriyor ki bazı kaynaklara göre iç organlarından bazı zedeleniyor. İşte böbrekler, mümlekler. Sağlığı bozuluyor. Sağlığı bozuluyor. Çünkü o derecede kendini dünyadan arındırmaya çalışıyor, öyle diyelim. Yani öyle bir ilginç dönem yaşıyor Chrysostom. Ve daha sonra şehre dönüyor. Yani evet, Antakya'ya geri dönüyor 381 yılında. Evet. Ve o zaman bir gönüllü olarak kilisede hizmet etmeye başlıyor. Evet. Bakın aslında bugün alışık olduğumuz terimleri kullanıyoruz. Yani gönüllü olarak. Evet, gönüllü hizmet. Gönüllü hizmet yapıyor kilisesinde. Evet. Ve daha sonra rahip olarak atanıyor. Evet. Yani, aynen öyle. Bugün de aslında süreçler çok şey değil. Yani insanlar kiliselere gidiyorlar, gönüllü olarak hizmet ediyorlar. Ardından Rabbin yönlendirişine göre vaiz ya da önder olarak kiliselerde hizmetlerine devam ediyorlar. Aynı şekilde de Chrysostomos da hizmet ediyor. Fakat aslında burada altın ağızlı Yuhanna denmesine sebep kendisinin çok meşhur bir vaiz haline gelmesi. Evet. Yani vaazları en çok dinlenen, en çok insanların rağbet ettiği vaizlerden birisi haline geliyor. Bunun herhalde geçmişte o retorik etkisi de var. Tabii kutsal kitabı iyi bilmesi. Evet, ezberledi çünkü. Ezberlemiş. Bu 2-3 senelik dönemde. Ve gerçekten ona göre de şey yapıyor. Ve 397 yılına gelindiğinde kendi isteği dışında bir olay gerçekleşiyor. Aslında biz nimet gibi görürüz ama Chrysostomos bunu istemiyor. O da nedir? Konstantinopolis Patriği, İstanbul Patriği olacaksın deniyor. Evet, tabii ondan öncesinde 386'da Antakya Patriği oluyor. Evet. Sonra Konstantinopolis Patrikliğine yükseliyor. O sırada çok güzel vaazlar veriyor. İnsanlar gerçekten onu çok sevmeye başlıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a atandığında aslında onu Antakya'dan gizlice çıkartıyorlar. Hani halk ayaklanmasın diye. Çünkü o derecede çünkü halk vermeye gönlü yok yani. Tabii, tabii, başka hiç, bir yere hiç. Göndermek istemiyorlar. Tabii tabii. Çünkü çok pratik vaazlar veriyordu. Hı hı. Gündelik olaylardan konuşuyordu. Mesela diyordu insanlara yani nasıl Evkaristiya'dan, Rabbin sofrasından kaselerden alabiliyorsunuz, altın kaselerden içebiliyorsunuz fakat sokaktaki insanlara yardım etmiyorsunuz. Evet. Mesela hani İsa demiştir, hani bu bunlara bakmış olan kişiler bana bakmış olur. Böyle benzetmeler kullanmıştır İsa Mesih. Dolayısıyla bu pratik vaazlar diyelim, insanların çok hoşlarına gidiyordu. Yani çok anlaşılır bir dilde anlatıyordu. Halkın dilinde, halkın anlaşılabilir dilinde. Örneklerle. Evet. Ya aslında İsa Mesih de öyle değil midir? Yani evet, evet. Çok karmaşık, biz bugün teolojik konulara girmeyi seviyoruz ama İsa Mesih öyle yapmıyordu. Benzetmelerle, aynen öyle. Hikayelerle insanlara ulaşıyordu. Aynen öyle. Yani Tanrı da bu dili kullandı. Evet. Yani halkın dilini kullandı. Ve dolayısıyla onun o altın kaplara olan sözleri zenginlerin pek fazla onu sempati duymamasına sebep oldu. Hele ki İstanbul gibi o zaman dünyanın kraliçesi olarak tabir edilen bir şehirde. Evet, aynen öyle. Zaten İstanbul'da büyük bir sorun nedir? İmparator, imparatoriçe ve aristokratların aşırı zengin olması. Evet. Dolayısıyla böyle vaazlarla karşılaştıklarında onlar da ters tepki yaratıyor. Yani sanki bize meydan okuyor, nedir, kimdir bu adam gibilerinden nasıl cüret eder. Hatta bir keresinde çok sert bir şey diyor. Diyor ki sizin dışkılarınıza yetecek kadar altın kaseleriniz var. Evet. Fakat bir sadaka bile vermiyorsunuz sokaktaki fakirlere diye. Çok azarlayıcı. Çok azarlayıcı. Yani vaazları var. Kendisi karşısındaki insanın rütbesine bakmadan direkt hemen anlatıyordu, söylüyordu. Yani şeyleri. Aslında bir Tanrı adamında olması gereken bir durum tabii, var. Yani tabii. Ne zenginlerden ne krallardan korkuyor. Evet. Tamamen korktuğu tek bir şey var. Tanrı korkusu ile hareket ediyor. Dolayısıyla o zaman İşte hesap verebilirlik yani insanları da aynı şekilde siz ne yapıyorsunuz yani onu rahatlıkla yani sorabiliyor. Gerçekten korkusuz bir adamdı o, öyle yapıyordu yani.
Ve şey de var, yani bugün geçmişten vaazları ulaşmış, günümüze ulaşmış olan yegane kilise babalarından da bir tanesi. Evet. Yani bugün eğer internette bir araştırma yapacak olursanız, tabii Türkçe kaynaklar çok az. Tabii daha çok İngilizce. İngilizce olarak altın ağızlı Yuhanna'nın vaazlarını bulabilirsiniz. Çünkü kaydedilmiş. Evet. İnsanlar o kadar ilgiyle takip etmişler ki yazılı kayda geçirmişler vaazları. Evet. Yani özellikle yaratılış kitabı ile ilgili birçok vaazı var. Bir de Pavlus'un mektupları ile ilgili birçok vaazı var. Yani yoğunlukla onlardır. Dediğim gibi birçoğu ulaşmıştır. Ayrıca sadece vaazlarla değil, litürji dediğimiz, yani ayinlerde okunacak bölümler vesaire, özellikle Ortodoks Kilisesi'ni derinden etkilemiştir. Bugün hala ayinlerde Hristostom'un litürjisi kullanılmaktadır birçok Ortodoks Kilisesi'nde. Ama kilise babalarının yazılarında da aynı zamanda litürjiye ait şeyler de var. Mesela görüyoruz ki işte Rabbin sofrasında okunacak ya da başka zamanlarda okunacak çeşitli ayetler, çeşitli düzenler oluşturulmuş. Evet. Böyle bir düzen var. Belki de en azından hani buralara da dikkat etmek gerekiyor. İncelemek, iyi etüt etmek gerekiyor belki de. Daha sonrasında peki bu vaazları veriyordu. Evet. İstanbul'da artık ünü de İstanbul'da aşmış bir durumdaydı. Peki ondan sonrasında aynı zamanda bildiğim kadarıyla Roma'daki Papa'yla da yazışıyor. Evet. Ve mektupları var Papa'ya. Evet, evet. Yani bu da önemli. Evet. O dönemki Roma'daki patriğe. Evet. Daha sonrasında süreç nasıl işlıyor? Şimdi elbette özellikle İmparatoriçe, ki onun ismi Eudoxia, Arkadius'un eşi, ki bugün Arkadius'a ait sütünün bazı bölümleri hala İstanbul'da. Evet, Cerrahpaşa semtinde bulunmakta. Seyircilerimiz için sadece ana kaidesi duruyor. Evet. Sütunun kendisi 3. Ahmet dönemine kadar kalmış. Üzerinde Arkadius'un kazandığı zaferlerin olduğu işte rölyefler falan varmış sütunun üzerinde. Ve İstanbul'un tılsımlarından bir tanesi olarak kabul ediliyormuş. En üstte de Arkadius'un bir heykeli varmış. Evet. Fakat bir depremden sonra demişler ki korkmuşlar bu yıkılır eder başımıza ve sütunu yıkmışlar. Evet, aynen öyle. Bugün hiçbir parçası ulaşmamış. Evet. Belki toprak altında kaldı, kenara köşeye atıldı. Ama ana kaidesi iki binanın arasında sıkışmış durumda duruyor. Aynen öyle. Yani Cerrahpaşa semtine yolu düşenler Arkadius sütununun kaidesinde görebilirler. İşte bu Eudoxia Arkadius'un karısı oluyor. Eudoxia dayanamıyor bu vaazlara. Çok gurur meselesi yapıyor bu olayları. Ve ondan sonra onu sürgüne yolluyor. Veya öyle kararlaştırıyor ama sürgüne yollanacağı gün veya yollandığı gün müne bir deprem oluyor İstanbul'da ve Eudoxia korkuyor. Acaba Tanrı mı bana bir şeyler demek istiyor diye ve gene Chrysostom İstanbul'a dönmüş oluyor bu deprem sayesinde. Ve Eudoxia'ya da söylediği sözler var. Evet. Yani özellikle Eudoxia'yı şeye benzetiyor. Bu Salome galiba. Herodia'nın ondan sonra eşi. Evet, İncil'de geçen. İncil'de geçen. Herodes'e hani vaftizci Yuhanna'nın başını kellesini istiyorum diyen kişi. Evet. Ve ona işte şey diyor, Herodia yine çılgınca bağırır, dans eder ve yine Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde ister diyor. Aslında orada da önemli bir şey var. Şimdi onu da seyircilerimize açıklayalım. Şimdi Yahya kelimesi aslında Yuhanna'dır. Aynı kökten geliyor. Ioannis, Yuhanna demek. Vaftizci Yahya aslında vaftizci Yuhanna olarak da geçer. Çünkü aynı ismin farklı versiyonları diyelim o şekilde. Ve dolayısıyla kendisi de aynı adda olduğu için iyi bir bağlantı kuruyor. Evet. Her şey oturuyor. Kral, kraliçe ve kendisi gayet iyi oturuyor duruma. Evet. Zaman zaman da onu mesela hayat kadınlarına benzetiyor. Evet. Yani çünkü günahlarından ötürü, işlediği yanlışlardan ötürü gerçekten dilini tutmuyor. Yani
Hristos'tan o konularda. Ama bir ikinci sürgün olayı yaşanıyor. O sürgün olayını tetikleyen şey de Eudoksia bu sefer Ayasofya'nın önünde, bugün Ayasofya Meydanı olarak bildiğimiz yerde, Agustayon deniliyordu o dönemde. Bir sütunun üstünde kendisinin bir gümüş heykelini koymak istiyor. Hristos'tan buna çok karşı çıkıyor. Yani nasıl kilisenin önüne kendi heykelini koyabilirsin diye. Eudoksia kızıyor ve tekrar ona sürgüne yolluyor. Bu ikinci sürgünden ama dönemiyor Hristos'tan. Halk çok kızıyor, ayaklanıyor. Hatta bazıları diyor ki bu dönemde işte bu birinci Ayasofya'nın yakıldığı, şey yapıldığı dönemdir bu ayaklanmanın yüzünden. Ve o süreçten sonra sürgünde ölüyor. Evet, aynen. Ve 438 yılında kemikleri İstanbul'a getirilip Havariler Kilisesi'nde, yani bugün Fatih Camii'nin bulunduğu yerdeki Havariler Kilisesi'nde toprağa veriliyor. Evet. Daha sonra yine önemli bir olay, işte her zaman bahsediyoruz, ara sıra geçiyor tabii, konusu. Programlarımızı izleyenler artık yani ezberlemiştir bu olayı. Olacaklar. 1204'te 4. Haçlı Seferi'nde Haçlılar bu mezar odasına girip, orada imparator mezarları da var çünkü. Evet. Orayı talan ediyorlar. Orada Aziz Luka'nın, Marko'nun, Marcos'un ve Timoteos gibi kilise babaların, havarisel babaların ve Yuhanna'nın da, altın ağızlı Yuhanna'nın da kemiklerinin bulunduğu emanetleri çalıyorlar, kaçırıyorlar yurt dışına. Evet. Ve altın ağızlı Yuhanna'nın kemikleri uzunca bir dönem Vatikan'da, Roma'da kalıyor. En son birkaç sene önce, bir önceki zannedersem Papa, 5-6 sene oldu. 5-6 galiba. Sene oldu. Papa Ratzinger'di galiba. Ratzinger olabilir. Patrikle buluştu ve Patriğe altın ağızlı Yuhanna'nın kemiklerini teslim etti. Evet, bir hoşgörü sembolü olarak. Bir hoşgörü sembolü olarak ve onlar Gregorius'un kemikleriyle beraber. Bir Kapadokyalı babalardan bir tanesi, Nazianzuslu Gregorius, ki aynı zamanda Teolog Gregorius da olarak tarihe geçmiştir. İkinci Ekumenik Konsülün başındaydı. Yani o başkanlık yapmıştır o konsüle. Her ikisinin kalıntıları, kemikleri Patriğe, doğuya iade ediliyor ve bugün de Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki kilisede görebiliriz. Evet. Gerçekten de bizim topraklarımızdan çıkmış, bu ülkenin güneşini, suyunu, toprağını üzerine basmış kilise babalarının çoğunluğu bizim aslında hemşerilerimiz. Evet. Ve bu gerçekte de en azından onlardan kalan mirası da sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii. Gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Aynen. Bu sağlıklı kiliselerin büyümesi için çok önemli bir durum. Sadece o değil, aynı zamanda tarih anlayışı. Yani çünkü bu sadece Hristiyanlığın tarihi değil, elbette Hristiyanlığın tarihi ama aynı zamanda Anadolu'nun tarihi. Evet. Dolayısıyla hep bu tarz tarihlere, hikayelere sahip çıkmamız lazım. Yani Herodot'a sahip çıktığımız kadar ya da sahip çıkabildiğimizi düşündüğümüz evet. kadar ondan belki daha fazla bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Yine bize ayrılan sürenin de bu arada sonuna geldik. Maalesef hiçbir zaman yetmiyor zaten. Umarız başka programda tabii ki kilise babalarını da inceleyeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mark. Ben teşekkür ederim. Evet, elimizden geldiğince kilise babaları konusunda, özellikle altın ağızlı Yuhanna konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce tabii ki, ama başka programlarımızda özellikle Hristiyanlığa önemli katkılarda bulunmuş olan diğer kilise babaları hakkında da programlarımız devam edecek, programımızın başında söylediğimiz gibi. Evet sevgili seyirciler, bir dahaki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.